Ortadaki değil, şimdi değişti. En bu taraftaki benim. Saçları olmayan. Bugün tek başıma değilim. Üç kişi olacağız. Birazdan arkadaşlarımı da davet edeceğim. Bir küçük video oynatacağım size. O videoyu izlerken arkadaşlarım da buraya yanıma geliyor olacaklar. Sevgili Ümit ve Göksel. Video ne olacak aslında, müsaade ederseniz onu söyleyeyim. Biz bu oturumun adını üçümüz beraber, Göksel, Ümit ve ben sohbet ederken işini Iron Man gibi yönetmek nasıl olur acaba diye. Böyle bir hem ilgi çekici bir isim olsun hem de kendi sosyal merakımızla işimizi nasıl birleştiririz diye bir düşünceyle başladık aslında. Benim için bu yolculuk, yani Iron Man olmaya giden yolculuk ya da bu kadar yoğun spor yapmaya giden yolculuk, bundan yaklaşık 2 sene önce tesadüfen ormanda bisiklete binen insanlarla tanıştığımda başladı. O insanlardan bir tanesinin hazırladığı, iPhone'unda ne derler, dizayn ettiği ve WhatsApp'tan bizimle paylaştığı küçük bir videoyu oynatacağım size. Sonra bu videonun üzerinden bir parça, birkaç laf daha ederek sunuma başlamaya çalışacağım. Gördüğünüz herkes, aşağı yukarı herkes, 30'lu yaşlarını geçmiş, kurumlarda hem de bayağı büyük büyük kurumlarda çalışan, yöneticilik ya da hani böyle bir departman ya da grup ya da fonksiyon yöneten bayağı bildiğiniz beyaz yakalı insanlar, öyle söyleyeyim. Hepsinin ortak noktası doğayı seviyorlar, hepsinin ortak noktası bisikleti seviyorlar. Bir tuhaf bir şey fark ettim ki hepsinin ortak noktası bu yaptıkları sporlar ya da hobiler, adına ne dersek, buradan hareketle işlerinde de daha başarılı olmak için bir takım parçalar buluyorlar. Bir parça bundan bahsetmek için aslında bir araya geldik. Yalnız değilim, ben genelde, bu 4. zirvem benim, her birinde de bir konuşma yaptım çok şükür ki. Yalnız oluyorum genelde, o yüzden çok rahat oluyor, ne kartım oluyor ne bir şey, kendi kendime bir şeyler anlatıyorum. Ama bugün yalnız değilim, 2 tane çok kıymetli arkadaşım var. Bir tanesi Ümit, kendisini tanıtacak az sonra. Ümit Türkcell'de çalışıyor. Tamam. Çok uzun yıllardır çalışıyor. Yöneticilik yapıyor. Onunla yöneticilikle Iron Man olmak, bu yolculuklar nasıl kesişiyor, nasıl çalışıyor, bir parça onu konuşmaya çalışacağız. Aşağı düşmeyeyim inşallah. Bir de çok sevgili dostum ve aynı zamanda da koçum, Türkiye'nin yetiştirdiği gerçekten çok kıymetli koçlardan biri. Doğrusu bu. Ben kendi duygumu söyleyeceğim. Sevgili Göksel burada. Göksel de bir sürü Iron Man tamamladı. Kendisi anlatacak bir parça. Ondan da bir Iron Man olma yolculuğu, bu ara çok popüler ya, nasıl oluyor, bu yolculuk nasıl gelişiyor, onu duymaya çalışacağız. En son ben bunu, biz yönetim gelişim programlarına bu disiplinde nasıl bakıyoruz diye anlatmaya çalışarak sohbetimizi noktalayacağız. İstersen senden başlayalım Göksel. Tamam. Biraz kendini anlat. Tamam. Çok kısa bir soru soracağım. Iron Man'in ne olduğunu bilmeyenler. Şöyle bir parmak kaldırabilir mi? Iron Man'in ne olduğunu bilmeyenler. Ütü yapan adam. Birçok kişi biliyor. Oha süper. Iron Man bir triatlon yarışı. 3800 metre yüzme, üzerine 180 kilometre bisiklet, üzerine 42 kilometre koşunun yapıldığı, bir günde yapıldığı, yani ayrı ayrı günlerde değil, arka arka işlemlerden yapıldığı bir yarış. Bunun yarım mesafesi de yapılıyor, full de yapılıyor. Sadece özetle onu anlatayım çünkü biz Iron Man deyince demir adam, bu adamlar ne yapıyor, ağırlık mı kaldırıyor, ediyor diye bir kavram oluşabiliyor. Ben Göksel, 1981 İstanbul doğumluyum. Yaklaşık 11-12 yaşından beri sürekli spor yapıyorum. Ana branşım, yani milli takım düzeyinde yaptığım sporum, kürek sporcusuydum. Galatasaray Spor Kulübü'nde. Daha sonrasında milli sporculuk dönemimde Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda antrenörlük bölümüne girdim. Orayı kazandım.
2004 olimpiyat kadrosunda aday kadro yer alıp gidemeyen bir talihsiz sporcuyum. Tamamen yeteneklerimden dolayı aslında, yani talihsiz falan değilim tabii. Sonrasında iş dünyası derken işte spor sektörünün kurumsal tarafında yer alıp daha sonrasında kendi işimi kurdum. Tamamen triatlon branşına bulaştım. 100 bin koş adı altında, yani yüzen, binen ve koşan insanları bir araya getiren bir oluşumu kurdum. Bu oluşumun altında da kendim 19 tane yarım mesafede, 4 tane de tam mesafede Ironman bitirdim. Böyle, özetle. Süper. Antrenörlük yapıyorum. Asıl işim o yani. İnsanları yarışlara hazırlıyorum. Az sonra sana senin uzman olduğun konuyla ilgili bir şeyler soracağım. Tamam. Ve hepimize fikir verecek. Bir de sevgili Ümit'ten de rica ediyor kendisini tanıtmasını. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Görebildiğim kadarıyla bayan sayısı daha fazla dikkatimi çekti. Ben 42 yaşındayım, ismim Ümit. Yaklaşık 18 yıldır da telekomünikasyon sektöründe çeşitli görevlerde, çeşitli şirketlerde yer aldım. Son 10 yıldır da Turkcell'deyim ve satış müdürü olarak görev yapıyorum. 20 aylık da bir Eda isminde güzel bir kız çocuğu babasıyım. Ben aslında sporla öteden beri ilgiliydim ama işte üniversitedeyken, lisedeyken basketbol, voleybol takımlarında oynadım. Ama 2005 yılında biraz yüzmeyle başladım. Sonra işte derken koşmaya başladım. Sonra bu işi biraz ciddiye aldım ve işte 2005 yılından 2014 yılına kadar işte yaklaşık şu ana kadar işte 10 kere bir Boğaziçi yüzme yarışmasını tamamladım. Bir 5 kere Meis'ten Kaş'a yüzme yarışması, bir kere Çanakkale Boğazı'nı geçtim, bir kere maraton koştum, işte 6-7 kere 15 kilometre koşuları falan koştum. Arada söylemediğim bir de havuz yarışları falan var. Yani bayağı bir meraklıydım. Ama 2014 yılında yani biz bu koşu ve yüzmeyi falan yaparken eşim de burada. Eşimin de desteğiyle dedik ki bisiklet alalım. İlk etapta bisikleti ne için alalım? İşte alalım, çıkalım, gezelim. Hani o gezme modunda olsun. Ama ben sanırım bu işi biraz ciddiye aldım. Sonra o zamanlar işte Göksen Hoca ile karşılaştık. Derken onun da teşvikiyle Ağustos ayında, işte biz daha önce bisiklet almıştık ama ben Ağustos ayında triatlon çalışmalarına başladım. O zamana kadar mesela bisiklet malzemesi nedir, nelerden oluşur dahi bilmiyordum ama ben başladım çevirmeye. Ve 2 ay içerisinde de ilk olimpik triatlonumu koştum. Hatta 2 ay içerisinde, Ekim 2014'te de Türk Triatlon Federasyonu'nun düzenlediği orta mesafe dediğimiz Half Ironman'i 6 saat gibi bir derecede bitirdim. O zamandan bu zamana kadar da zehri aldıktan sonra da işte 4 kere de Half Ironman oldum. Hali çalışmalarım devam ediyor. Süper. Şimdi bir şey paylaşmak istiyorum ekranda. Bu çok meşhur bir görsel. Özellikle bu triatlonla uğraşan, uzun soluklu, dayanıklılık sporlarıyla uğraşan insanların aşina olduğu bir görsel. Birazdan Göksen'e soracağım bunlar ne demek, bu basamaklar diye. Bu basamaklarla eğitiyorlar triatlona ya da Ironman'e hazırlanan atletleri. Bütün bu basamakların ne olduğunu, nasıl çalıştığını Ironman penceresinden konuştuktan sonra bu bölümün sonunda ben şunu anlatmaya da çalışacağım. Baştan spoiler mı diyor, vereyim. Biz yönetim gelişim programlarına acaba böyle bakabilir miyiz? Yani kurumlarda çalışan yöneticilerin yönetsel yetkinliklerini geliştirmeye de bu gözle bakabilir miyiz diye baktık. Bir parça öyle bir beklentiniz de olsun isterim. Şimdi Göksen, sana sormak istiyorum ben. Bu 5 tane basamak ne demek? Bizim için bunları bir Türkçe'ye çevirebilir misin? Ne diyor bunlar? Şimdi hemen aslında bize bir sporcu geldiğinde veya bir aday geldiğinde önce onun yeterliklerini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bu yeterlilik nedir? İşte triatlon branşından konuşuyorsak, yüzmede havuzda en azından bir 300-500 metre bir yüzebiliyor mu durmadan? Bisikletin üzerine çıkıp pedal çevirebiliyor mu? İşte kilitli ayakkabı dediğimiz şeyi kullanabiliyor mu? Koşmaya çıktığında 3 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre koşabiliyor mu? Bunları belirledikten sonra averaj bir sporcu seviyesine eğer görebiliyorsak, görmüş olduğunuz basamaklama sistemiyle önce bir base antrenman yapıyoruz. Base antrenman dediğimiz şey, aslında binanın temeli gibi düşünün. Temel ne kadar sağlam olursa üzerine o kadar fazla kat çıkabilirsiniz gibi düşünün. Base'in hatta çok güzel bir İngilizce açılımı var. Train for training. Yani antrenman yapabilmeniz için aslında antrenman yapmak. Çok böyle sakin, durağan antrenmanlar, böyle daha sizi aslında geliştiren antrenmanlar, altyapınızı geliştiren, damar kalp sisteminizi geliştiren antrenmanlar. Daha sonra build kısmı geçiyor. Biraz daha antrenmanlar sertleşmeye, hafif böyle yoğunlaşmaya, şekillenmeye, daha zevkli hale gelmeye başlıyor. Üzerine peak kısmı geliyor. Peak kısmında antrenmanın total hacim dediğimiz, yani zaman birimi biraz daha daralmaya, yoğunluk dediğimiz, yani nabız atım sayılarınız olsun, işte
hız seviyeleriniz olsun, hızlanmaya başlıyor. Yani total olarak zaman daralıyor, sertlik artmaya başlıyor. Peak performansa çıkarttığınız sporcuya aslında bir yükleme yapıyorsunuz. Yükleme yaptığınız noktada aslında bir tablo var, göreceksiniz. Sporcu aynı zamanda yorulmaya da başlıyor. Çünkü vücuduna ciddi bir etki veriyorsunuz. O noktada sporcunuzu dinlendirmeniz gerekiyor. Müsabakadan 2 hafta, 3 hafta önce gireceği müsabakaya göre, bazen 1 hafta önce taper dediğimiz mini bir dinlenme dönemi geçiriyor. Antrenman yapıyor ama daha sakin antrenman yapıyor. Bu sayede ne oluyor? Kas yapısı performansını yükseltiyor, vücut dinleniyor ve yarış kısmı geliyor. Yarışta en iyi performansını sağlamasını için elimizden geleni yapıyoruz ve sonrasında en önemli şey recovery kısmı. Çünkü genelde yarış günü performansı gösteriyor insanlar, ben de dahil. Aslında o kadar açız ki performans göstermeye, yarış bitiyor. Bittikten sonra, finish geçtikten sonra ilk kelime şu, kurduğumuz. Yarın olsa daha iyisini yaparım. Evet. Kesin, hepimiz bunu kullanıyoruz. Yarın olsa daha iyisini yaparım. Haftaya bu yarışı ben bir daha koşsam 10 dakika daha yaparım. Tabii yapamam, o ayrı konu. Yani kas yapım buna izin vermez. Ama o noktada recovery süreci giriyor işin içerisine. Spora, branşa göre değişir. Tablolarda onu göreceksiniz. Çok önemli bir süreç. Ne kadar iyi dinlendirebilir, ne kadar iyi recovery verirseniz ve o recovery döneminde yapmış olduğu hataları, yani performansında, yarışında, hazırlık sürecinde, peakinde, base'inde, build döneminde yaptığı hataları iyi değerlendirebilirseniz, analizlemeyi yaparsanız, recovery sürecinde bunları karşı tarafa aktarıp tekrar base dönemine başlayabiliyorsunuz. Ne kadar iyi recovery, bir sonraki performansında o kadar daha yüksek bir peak performans çıkabiliyor ortaya. Şöyle bir şey mümkün değil yani. Ben bu akşam böyle niyet etsem, yarın sabahleyin... Niyet etme abi. 73 Amerikan milini tamamlayamam. Bu önemli, bu neden önemli? Biz genelde, hani sözüm meclisten dışarı, eğitimlerde şöyle bir şey görüyoruz. Bir grup yönetici var, evet. Bunlarla 3 modül eğitim yapacaksın, evet. Ertesi gün muhteşem yönetici olsunlar. İşte maalesef çok karşımıza böyle insanlar çıkıyor performansta. Biz ne yapıyoruz? Bu basamaklamayı, grafiklendirmeyi egzersiz tarafında çok iyi anlatmaya çalışıyoruz. Eğer ki bu görmüş olduğunuz fezlerden bir tanesini atlayıp, örnek veriyorum, base'i yaptık, build'i yapmadan peak performansı çıkmaya çalıştık. Veya işte build'i yaptık, peak'i yapmadan yarıştırmaya götürdük, direkt taper aldık. Performansta mutlaka beklenmedik sakatlanmalar, yaralanmalar ve düşüşler ortaya çıkıyor. Bütün adımlara odaklanmak. Bütün adımları tek tek çıkmak gerekiyor yukarıya. Ben şimdi Ümit'e bir şey soracağım. Evet. Sen bu fazların hepsinden geçtin. Doğru. Yani bu yarışlara katıldığın için. Evet. Bu fazların içerisinde seni en çok zorlayan neresi oldu? Hangi bölüm oldu? Ya aslında bakarsanız bence base bölüm oldu. Neden? Giriş bölümü. Giriş bölümü oldu. Burada giriş bölümü aslında kendi farkındalığınız. Yani ne yapıp ne yapamadığınıza karar vermeniz gerekiyor. Çünkü bu yarışlar çok ciddi yarışlar. Bir de bu yarışta planlama çok önemli. Çünkü bu full Ironman dediğimiz yarışlar bildiğim kadarıyla dünyada sadece 35 tane var değil mi Göksel Hocam? 33 tane 33 yarış var. Tane. Ve yarış mesela 2016 yılında Haziran ayında açılıyor. 2017 yılının kayıtları. Bir gün açık kalıyor. Bir gün içerisinde sizin kayıt olmanız lazım. Eğer o yarışa girecekseniz gerçekten bir yıl öncesinden karar vermeniz gerekiyor. Bir yıl öncesinden karar vermeniz için de hakikaten ben o işi yapabilir miyim kendi kafanızda belirlemeniz lazım. Eğer belirleyebilirseniz ondan sonrası kolay. Zaten planlama safhası geliyor ve execution safhası geliyor. Ama belirleme ve kendi farkındalığınız ben ne yapabilirim, ne yapamam çok kritik. Bir Göksel'e bir şeyi danışmak istiyorum şimdi bu dediğinden sonra. Evet. Şimdi beni örnek alalım. Ben bu yıl 2017'de hayatımda ilk defa triatlon yapmaya cesaret gösterdim mi diyeyim. Yani geçmişte bir bisiklet yüzmeye vardı ama koşu hiç yoktu. Hı-hı. Ama böyle bir cesaretle bu işin içine attım kendimi. 2017'de de Antalya'da, Gloria'da, Ironman'de ilk defa triatlonu deneyeceğim. Bu 5 basamağı nasıl işletiyoruz? Yani Ekim'den bugüne mi geliyoruz? Bugünden Ekim'e mi? Nasıl çalışıyor bu döngü? Şimdi bu basamaklama şöyle işliyor. Öncelikle en önemli olan nokta realist hedef koymak. Yani evet, Gloria senin için yapabileceğin bir realist bir hedef. Ama eğer ki sen bana deseydin, ben Nisan'da bir half mesafe yarış koşacağım, Ateş abi kusura bakma, yaptıramam sana bunu derdim. Burada önemli olan şey hedefi koyup sonra geriye dönük bir antrenman planlaması hazırlayabilmek. Çünkü ben bugünden
İşte senin 3 ay sonraki yarışına başlayacağım. İşte base'e başlıyorum. Bir hafta base yapacağız. Sonra ikinci hafta build, üçüncü hafta peak olmaz. Çünkü base'in de bir periyotlaması var. Build'in de periyotlaması var. O yüzden geriye dönük plan yapmak gerekiyor. Belli taper süresini ekleyip, belli build süresini ekleyip, belli dinlenme, recovery, belli base'i ekleyip geri dönük plan yapacaksın ve olduğun noktaya bakacaksın. Ortalama 14-16 haftalık süreç asıl en peak performansa çıktığın build ve peak'in oluşturduğu süreç. Ondan önce hazırlık ve base süreci var. Her zaman için önemli olan şey hedefi koyup ondan sonra aşağıya doğru dağ gibi bir aslında bir periyotlama var, onu görmek. Bu mesela benim alışık olduğum bir antrenman ya da bir şeye odaklanma sistemi değil. Çünkü ben genelde bir başlayayım, yani klasik Türkler gibi. Bir yolda bir bakayım ne olacak. Gün içinde bakarız. O kafada bakıyorum. Genelde, ama şimdi bu program, öyle. Bu sistem şey diyor. Finish çizgisini geçtikten 5 santim sonradan itibaren geriye doğru çalışıyor. Aynen öyle. Çok enteresan aslında. Bakın beni neler bekliyor, tedirginim yani, şey değilim. Çok da o kadar rahatım diyemeyeceğim. Yok, çok keyif alacaksın. Özellikle bir şey soracağım. Evet. Şimdi senden bir konuda destek isteyeceğim. Biraz evet. Benim derdimi çözüyoruz gibi oldu ama aslında şeyi sormak istiyorum. Şimdi bir tane minik bir ailenize yeni bir üye katıldı. Doğru. Yoğun da bir iştesin. Doğru. Benim bildiğim kadarıyla bayağı yoğun saatler, toplantılar, saha evet, ziyaretleri evet. falan. Zaman planlamanı nasıl beceriyorsun bu yoğun sporla beraber? Birinci evet. sorun bu. Evet. İkincisi, bu disiplin senin zamanı planlama becerine nasıl bir katkı yaptı? Vallahi güzel bir soru. Tabii zor oluyor. Yani iş döngüsünde, aile döngüsünde ve spor döngüsünde. Yani bu üç olayı birlikte yönetmek ama şimdi burada kritik bir nokta var. Şimdi eşim de burada. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi aile desteği, yani eş desteği almadan hani bu işe kalkışmak gerçekten çok zor. Yani bir kere bisiklete bizi yönlendiren eşim oldu. Ben sonra abarttım. Ama o desteğini hiçbir zaman, arada bir hamilelik dönemi oldu. İşte hatta eşimin ilk hamile olduğunu biz ilk Ironman yarışımda öğrendik. Yani o Ironman yarışından sonra bana böyle bir duble bir keyif vermişti. Ve bu dönem içerisinde kızımız 20 aylığa kadar geldi ve hala benim yarışlarım devam ediyor ve desteğini bana ilk günkü gibi devam ettiriyor. Bu çok kritik. Burada önemli olan başka bir nokta var. Şimdi zaman planlaması, demin Göksel'in dediği gibi, aslında hedef yarıştan geriye doğru gelen bir süreç. Ben şunu netleştirmem gerekiyor. Şimdi hedef yarışım şu, ne kadar süren var? Diyelim 1 sene süren var. Tabii ki bunu koçlarla, profesyonellerle konuşup kaç antrenman yapmam gerekiyor? Buna kaç saat ayırmam gerekiyor? Bir kere netleştirmem gerekiyor. Yani yıllık plan, 6 aylık plan, aylık plan, haftalık plan ve günlük plan şeklinde hakikaten böyle çizelgelerim var benim. Bir de bunu tabii bu zamanda çeşitli programlar aracılığıyla da, onların yardımıyla da yapıyoruz. Bu antrenman programını belirledikten sonra iş bunu hayata geçirmeye kalıyor. Ben bunu nasıl hayata geçiriyorum? Maalesef ben son 4-5 yıldır sabahları 5'te kalkıyorum. Çünkü özellikle bisiklet yapabilmek için ve telefonun gelmediği, sizin rahatsız edilmediğiniz tek saat aslında sabah 5 ile 7 arası. Trafik de uygun olduğu için antrenmanlarımı iş öncesinde 5 ile 7 arasını almaya çalışıyorum. Hafta sonları da bu işte güneş durumuna göre 7 ile 10, 7 ile 11 ya da Özge'yle bizim hangi saatte eve geleyim, nasıl yapayım şeklindeki görüşmelerimize göre değişebiliyor. Ben ona göre de planlıyorum tabii, şaka bir yana. Tabii bu benim iş hayatımı nasıl etki ediyor? Şimdi aslında 3 temel nokta var. Şimdi sürekli kafanızda bir planlama olduğu için, diyelim ki sabah 8 toplantısı var. Şimdi ben 20 kişilik bir ekibi yönetiyorum. Hatta ekibimin bir kısmı da Ankara'da. Haftada, hatta yarın sabah 6.30 uçağıyla Ankara'ya gideceğim. Ve bunu planlamadan önce o 8 toplantısını ya da sabah 8'de biz işbaşı yapıyoruz. O toplantıya ben daha hazır oluyorum arkadaşlarımdan. Neden? Çünkü öncesini planladığım için. Yani öncesinde sabah ben bir kere koşmuşum, öncesini planlamışım ve o toplantıya ve onu koşacağımı da bildiğim için geceden de hazırlanarak gidiyorum. Ben şeyden hoşlanmıyorum, hani yataktan nasıl kalktınız öyle hemen toplantıya gidelim, hani bu gerçekten belli oluyor. Bir ikinci önemli nokta günümüzde bence pozitiflik. Yani sabah kalktınız, işte 120-130 nabız bir saat bisiklet çevirdiniz. İşte bazen çok soğuk oluyor, bazen çok sıcak oluyor, neyse. Ama gelip hafif bir kahvaltıyla o toplantıya girdiğinizde, yani yanına kendinizi Süpermen gibi hissediyorsunuz. Bütün ekip arkadaşlarınız o enerjiyi hissediyorlar. Şimdi ben satış müdürü olarak görev yapıyorum. Satışın kaynağı motivasyon. Çünkü arkadaşlarım geliyor, 8'den 10'a kadar ofisteler, sonra müşteri ziyaretlerine başlayacaklar. O 8'den 10'a kadar olan bütün müşteri problemlerini biz aslında bu şekilde nasıl yaparız?
Yani nasıl yapamayız, neden yapamayızdan ziyade nasıl yaparızı hep konuşup başarıyı yakalamaya çalışıyoruz. Bir son nokta olumlu etkisi de ekibe rol model olmak. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Geçen yıl bir arkadaşım benimle çalışmaya başladı. Bu arkadaşım yaklaşık 110-120 kiloydu ve ciddi sigara içiyordu. Ciddi stresli bir çocuktu. Ama bir dönem sonra ben mesela sabah 5'te koşarken işte sabahın o boş sokak fotoğrafını bazen ekibe motivasyon olsun diye atıyorum. İşte yağmur yağarken, kar yağarken sabah bir 8 toplantısında 5 dakika abi yine mi koştun, nasıl yaptın falan filan diye böyle sorular geliyor. Bir dönem sonra ya ben de yapabilir miyim? Acaba sabah koşamasam akşam koşabilir miyim? İşte ne kadar koşayım, nasıl yapayım, beni yönlendirebilir misin falan deyince ben de gelin diyorum. Bir arkadaşım mesela bu şekilde yaklaşık 15 kilo verdi, gerçekten abartmıyorum ve sigarayı bıraktı. Ve bunun dışında birkaç arkadaşım da akşam yürüyüşlerini bu sefer fotoğraf edip bizim ortak alanımıza atmaya başladı. Gerçekten de o rol modelle birlikte tam bir takım oluyorsunuz. Yani ben bunun etkilerini gerçekten gördüm ve yaşadım. Süper. Şimdi bu aslında öyle herkesin çok kolay girip de sürekli sürdürebileceği bir döngü değil, gerçekçi evet. Olursak. Burada ben Göksel'e soracağım. Göksel, bazı anlar var mı birlikte çalıştığınız sporcuların havlu attığı, ben yapamıyorum dediği, işte demoralize olduğu nasıl tanımlarsak? Ya tabii ki oluyor. Çünkü uzun bir süreç. Ironman dediğiniz yarış 10-12 saat ortalama süren bir yarış. 12 saat ortalama süren bir yarışın antrenman saati yıllık bazda 600 saat. Sizin karşınızda 600 saatlik bir eğitim modeli çıksa gitmem diye bahane ararsınız. Ama Ironman dediğiniz yıllık bazda minimum 600 saatlik bir antrenman planlaması demek. Bu 600 saat boyunca yüksek nabız antrenmanı demek. Tabii ki oluyor. Niye oluyor? Çünkü bir an önce koştuğu hızdan iki kat hızlı koşmak istiyor. Bir hafta içerisinde bunu sağlamak istiyor. İşte daha ikinci aya geldiğinde ben ne zaman bu mesafelerde binebileceğim, nasıl bunu koşacağım? İşte antrenmanda gizli gizli, bizden habersiz, gizli gizli değil mi Ateş abi? Gizli gizli yakalamışken sizin önünüzde böyle 2 saat antrenman verirsiniz, 3 saat. Araya gireceğim. Dün benim sadece bisiklete binmem gerekiyordu. Fakat ben sabahleyin erkenden kalkınca bisiklete binmeden önce bir de bir 10 kilometre koştum. Çok iyi. Geri gelip bisiklete bindim. Sorduğu soruya kendin cevap veren arkadaşlar görüyorsunuz. Çok pişmanım ama çok güzeldi. Orman orası öyle. İşte sorun bu. Sorun cevabı bu. Sabırsızlık. Genelde öyle oluyor. Kendini iyi hissetme. Olur çünkü zaten biz bir gün önce sana farklı bir antrenman verdiğimiz için o antrenman, o gün dinlenik olman gerekiyor zaten. İşte kendini iyi hissettiğinde programda olmayan 10K koşmalar, programda olmayan 2 saat bisikleti 5 saat yapmalar. Niye yaptın? Kendimi iyi hissettim. Okey ama o 5 saatte aldığın etki, yani darbe, az sonra tabloda göreceksin, seni uzun vadede aşağıya götürüyor, yukarı götürmüyor. Okay. Ve sakatlanmaya yani, götürüyor. Aslında şeyi duyuyorum, yani bunlar koca koca insanlar böyle, hepsi kurumlarda... Çıkışta konuşalım sonra, abi sen de bu konuyu. Evet. Bir geri bildirimim var senden aldım. Fark ettim. İnsanların böyle bir sabırsızlığı, bir an evvel o sonuca ulaşma açlığı ya da iştahı diyeyim. Mesela öyle. Şeyi soracağım burada, sen tablolardan bize anlatacaksın ama... Ben seni uzun süreden beri de tanıyorum. Evet. Yani Turkcell'de sen, ben orada bir takım programlar yaptığımda doğru. Da yer birlikte almıştım. Çalışmıştık sen. Sen çok başarı odaklı birisin ve senin için başarı çok önemli. Doğru. İşini yaparken muhakkak o istediğin, hayal ettiğin başarıya ulaşmak istiyorsun. Şimdi biraz Göksel'in dediğine bakınca o sabırsızlık, acelecilik de genelde insanlar o başarıya açlık duyduklarında çok oluyor gibi hissediyorum ben. Doğru, doğru. Kendimi savunmuyorum, öyle bir şey değil. Şimdi nasıl oluyor da insan bu kadar, bu zorluğun içinde, bu düzenin içerisinde o başarı odağını canlı tutabiliyor? Şimdi... Burada... Zehirlendim diyorsun ya sen hep. Evet. Ya aslında bence başarı birlikte, yani insanlar neden başarılı olmak isterler? Başarı bir mutluluk, bir şeyi başarmak, hani bir hedefe ulaşmak arzusudur. Bu yarışlardan benim aldığım en büyük aslında keyif, en büyük mutluluk o finish çizgisini geçmek. Şimdi demin Göksel'in dediği gibi hani 600 saat çalışıyorsunuz. Bunun sabahı var, akşamı var bilmem hani ve tamamıyla planlamayla geçiyor. Ama inanın bütün o şeyi, bütün o yorgunluğunuz, o yarış, yani zaten yarışta hissetmiyorsunuz. Çünkü hani eğer iyi hazırlanmışsanız yarış çok keyifli geçiyor. Önemli olan hazırlık. Ama o finish çizgisini geçtiğinizde, bir de bu Ironman hakikaten dünyada böyle çok afilli bir şey. Böyle resimler oluyor, Ironman falan, Ironman çok havalı böyle. Birkaç resmi hani, var abi. Evet, o da insanı hakikaten gaza getiriyor ama bir hedef koyup, o hedefe ulaşmak aslında başarının bence tanımı, mutluluğun tanımı.
Bunu ben işte de yapıyorum. Yani işte de zaten hepimizin şirketlerinde bir hedeflerimiz oluyor. Ve o hedeflere ulaştığımız ya da ulaşabileceğimiz kadar başarılı oluyor şirket nezdinde. Hayat da aslında bunun kendisi. O finish çizgisini geçtiğinizde what's next diyorsunuz. Bir sonraki yarış ne diyorsunuz? Ben iki yarışta bırakıp bitirecektim aslında. Değil mi? Ama işte öyle olmadı. Olmadı. Sürekli yeni yarışlar falan gelmeye başladı. Bakalım hayırlısı. Senin triatlon ya da Ironman iş hayatına bakışını, iş disiplini de bayağı etkiledi doğru, gibi duruyor. Doğru. En majör ne yaşadın? İşe bakışında yaşadığın en büyük farklılık ne oldu? Ironman'den önce ve sonra diye bakalım. Ya daha önce de hedeflerim oluyordu. Hani hedeflere bir şekilde ulaşabiliyordum, ulaşamıyordum. Bu işe başladıktan sonra o planlama ve hedefe ulaşma, yani şöyle söyleyeyim, hedef şu da olabilir. Ya bir kitap aldım, bu kitabı 5 gün içerisinde okuma hedefi de koyabilirsiniz. Hakikaten 5 gün içerisinde o kitabı okuyorsanız, ki ben öyle yapabiliyorum, yani bir hedef koymadan artık o işi yapamıyorum, mutlu oluyorsunuz. Ben evvelen bunun çok farkında değilim. Yani bir takım hedefler vardı, bir yerlere gidiyordum. İşte şirket hedefleriyle birlikte kafamda kariyer hedefleri, işte 10 yıl sonra ne yapacağım hedefleri vardı. Ama kafamda çok fulluydu. Bu işe başladıktan sonra ne yapacağımla ilgili geleceğe yönelik planlarım kafamda daha net olmaya başladı. Süper. Şimdi şu meşhur tablolara bir gelelim. Gökçenler şöyle bir şey yapıyorlar. Onlar iki, hatta dört hocasınız galiba. Hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında düzenli takım antrenmanları yapıyorlar. Ve birlikte çalıştıkları sporcuları gözlüyorlardı. Şimdi bir tabloyu müsaadenle açayım, sen oradan aç abi, anlat. Aç. Neden gözlem yapıyorsunuz ve bu gözlemi yaparken, şöyle vereyim. Bu gözlemi yaparken aslında niye gözlem yapıyorsunuz? Bu tabloyla bunun ilişkisi ne? Biraz onu anlatırsan bize. Biraz size karışık gelebilir tablo. Çok özet hemen geçeyim. Mavi dağ gibi gördüğünüz kısım bizim son 6 haftalık antrenman performansımız, yani loading dediğimiz son 6 haftalık yüklemenin verdiği fitness level seviyesi. Yani fitness'ı yükselen bir grafik görmüş olduğunuz gibi. Kırmızı oynayan kalp gibi gözüken, mor pardon özür dilerim. Yani pembe. O son 7 günlük, renk tutturamadım abi. Son 7 günlük, yani son 1 haftalık antrenman yüklemesi sporcuya verdiğiniz. Sarı gözüken taraf, sporcunun o yüklediğiniz yorgunluğa karşı form durumu, yorgunluk durumu aslında. Kırmızı noktalar, az önce anlattığım total load dediğimiz, yani toplam antrenmanın süresi, yoğunluğu, şiddeti hepsinin bir arada oluşturduğu bir algoritmanın seviyesi. Son olarak da mavi noktalar var. Mavi noktalarda bir antrenman biriminin, tek bir antrenman biriminin yoğunluk seviyesi. Yani size belli testler yapıyoruz dedim. O testlerde sizin limitleriniz belirleniyor. O limitinizin neresinde antrenman yaptınız? Yani benim performans limitim %100. Bu hafta, bugünkü antrenmanım %70 seviyede kaldı dediğimde şu tabloda 0.7'ye denk geliyor o mavi mesela gibi düşünün. Şimdi bu bir örnek, iyi bir sporcu. Sezon başında yükleme antrenmanlarıyla performansını yukarı çıkarttığımız, şu noktada gördüğünüz yerde bir tane yarış koştu ki şurada zirveyi görüyorsunuz. Şurada kırmızı nokta ve mor nokta, yani mor zirve. O antrenman, yani o yarış döneminde aldığı toplam vücuda şiddet, yoğunluk ve yorgunluk seviyesinin sarının dibe inmesini gösteriyor. İşte burada anlatmaya çalıştığım şey, az önce dediğim size recovery döneminin önemi. Recovery'sinde sporcu o kadar aşağı çektik ki görmüş olduğunuz dönemde, neredeyse 5. aydan, yani 4. ayın sonundan 8. aya kadar, çünkü hedef yarışı var. Yaklaşık olarak 4 aylık süreçte hafif antrenmanlarla recovery'sini aşağıya çektik ki sonra ona jump dediğimiz, yani sıçrama yaptırarak performansını şu anda geçen senesinin neredeyse 1,5 katı yukarıda ve daha sezonun Şubat'ın başındayız. Performansla. Eğer ki... 1,5 dakikamız kaldı. Tamam. Hemen bir sonraki slide'a geçiyorum. Anlamanız için. Bu da çok tabiri caizse aç bir sporcu. Yani gözü aç bir sporcu. Zirve 1, zirve 2, zirve 3, zirve 4. Aşağıya recovery'ye düşmeden tekrar sıçramaya çalıştığı için performans seviyesini, buradaki peak seviyesi işte yaklaşık olarak 70 seviyesindeyken hiçbir zaman 100-110'lara çıkartamadığı bir grafik görüyorsunuz. Çünkü sürekli yüksek yoğunluktaki antrenman, maviler yoğunluğu gösteriyor hatırlıyorsanız, hep bir seviyesinin üzerinde yüksek yoğunluktaki antrenmanla hep vücuda yüksek şiddetli antrenman verip dinlemeden bizi, görmüş olduğunuz gibi 4 tane zirve yapmaya çalışıp 4 tane ana hedef koyup ama sonucunda performansının tamamen dibe indiği bir sporcu. Süper. Şimdi bütün bunları ben MCT'de nasıl duyuyoruz diye bir şeyden bahsedeyim size. Öncelikle herkesin base fazından ne anlıyoruz biz sınıflara girdiğimizde eğitmenler olarak?
Herkes aynı şekilde aynı bilgileri öğrenemiyor, aynı şekilde uygulayamıyorlar. Önce herkesin kendi bilgi, beceri, yetkinlik vesaire setlerine göre uygun bir yaklaşımı nasıl dizayn edebiliriz'e bakıyoruz. Arkadan teknik bilgilerle onları donatıyoruz. Peak kısmının bizdeki karşılığı şu oluyor. Bu Göksenlerin takım antrenmanlarında gidip Ümit'i ya da diğer sporcuları gözlediği yer. Bir yeteneği geliştirmekle alakalı o pratiği yaptırtırken aslında önce gidip bir gözlüyoruz biz de. Yani önce bir sahaya çıkmadan vakalara bakıyoruz. En sonunda da yarış günü ve dinlenme denen recovery kısmı geliyor. Şimdi bizim gerçekte süremiz bitti ama birkaç şeyle, fotoğrafla bitirmek isteyeceğim. Sesi açabilir misiniz tam burada? Bunlar bizim havalı Ironman fotoğraflarımız. Evet. Her şey bunun için arkadaşlar. Tamamen bunun için. Tamamen yani. Bunun için. Açamadınız mı? Bir geri geleyim, bir daha geçeyim istiyorsunuz. Bir, ya da siz yapın. Bir geri ileri yapar mısınız? Kendiliğin, hayır, yanlış. Bir daha geri gelin. Geri gelemiyorsunuz. Ümit abi çok popüler oldu. Hep senin resmi çıkıyor. Değil mi? Tamam, peki. Müziğimizi açamıyoruz. Bu neresi burası? Onu sorayım. En soldaki fotoğraf 2015'te Gloria'da yapılan Half Ironman yarışmasıydı. Süper. Şu ilk maratonun mu? Evet, o ilk maratonum. Onu 15 Kasım'da geçen 15 Kasım'da koştum. Süper. Orada da yolda biri şans eseri beni çekmiş. Çekmiş mi? Evet, bir şekilde. Bunlar da Gloria'dan. Doğrudur. Sağdaki İstanbul. Sağdaki geçen Ağustos ayında sprint triatlon yarışmasından. Soldaki süper. Evet. Bunlar en hayatta gördüğüm en havalı fotoğraflar, onu söyleyeyim. Abi sırf bunun için kıyafet yaptırıyorum kendime. Evet, süper. Bu neresi? Bu 2016 Avustralya Dünya Şampiyonası. Süper. Ülkemi temsil etme için böyle gittiğim böyle süper. Güzel, çok gururlu bir gündü yani. Süper. Bir de gazetelere falan da ya çıkıyorsun. Ben de anlamıyorum. Beni ne gazete çıkartıyorlarsa artık. Evet. Milliyet gazetesi bu. Sağ olsunlar. Süper. Dünya Şampiyonası öncesinde antrenman döneminde gelip çekim yapmışlardı. Süper. Peki bu da ben. Ben de fena ben sorayım abi sana. Bunlar neresi abi? Şöyle en soldaki Çeşme yarışı, bir yanındaki Kayseri yarışı, öbürü Adapazarı, en sonuncusu da Belgrad Ormanları. Derece sormayacaksınız değil mi? Tamam. Yarışıyorum yani. Bunlar da bizim hepimizin yani Göksen'i de ailenin içine dahil ettik. Evet, öyle olmuş. Evet. Bu az aile önce desteği olmadan bu iş olmuyor. Kesinlikle evet. Garantisi. Evet. Bu sondan bir önceki fotoğraf. Süren bitti biliyorum ama şunu bir söyleyeceğim. Burası şu anda planladığım müzik de çalabilseydi çok daha iyi olacaktı. Ben arkadan açayım fonları. Arkadan ben ama sesim çok kötü abi. Bu gördüğünüz dükkan karşıda Anadolu yakasında çifte havuzlarda bir bisikletçi. Gürsel Akay adı. Bizi duyar belki bir şekilde, kulakları çınlasın. Onun bisiklet dükkanının önünde 15 günde bir caz gecesi yapıyorlar. Ve bu bisiklete binen adamlar yapıyorlar bunu. Koşan adamlar, yüzen adamlar. Dolayısıyla bu adamlar hayattan keyif alan adamlar aslında. Bir insan çok keyif alarak bir işi yapıyorsa o işe büyük bir tutkuyla ve aşkla yaklaşıyor. Günün sonunda sadece para kazanmak için yapıyorsa o ona birazcık angarya gibi, hatta birazcıktan çok geliyor. O yüzden umuyorum herkes keyif aldığı şekilde işini yapabilir, aynen bizim olduğumuz gibi. Bu lafı da aramızda bayağı fenomen insanlar da var. Sevgili Fatih var burada asla durmadan. Ondan çaldım bu lafı, o paylaşmıştı. Binlerce takipçisi olan bir vlogger kendisi. Acı geçicidir ama gurur sonsuza kadar sürer. Eğer Ironman dünyasına girmek isterseniz bu iki beyle de benle de arada sohbet edebilirsiniz. İki tane geri resme dönsene. Döneyim bir mi? Bir şey söyleyeceğim. Aynı kelimeyi alın. İşte biz onu şöyle diyoruz. Acı geçicidir, finisher fotoğrafı ömür boyu kalıcıdır diye. Böyle aslında orada ne kadar canınız yansa da böyle yalandan yere güzel böyle pozlar veriyorsunuz. Her şey geçiyor o anda. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.